Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzda yine sizlerle birlikteyiz çünkü custom room deneyeceğiz. Artık sık sık video atmaya başlayacağız özellikle custom roomlarla ilgili. Şu ana kadar custom room olarak 2 tane video çektik ve ikisi de gerçekten talep çoktu. Yani bu şunu da deneyin, bunu da deneyin gibisinden yorumlar da aldık, sorular da aldık. Eski telefon olduğu için de yani dediğimiz gibi 6 yıllık neredeyse bir telefon Galaxy S8 Plus. Bununla birlikte de artık maalesef günümüzde de artık telefon fiyatları uçtuğundan dolayı insanlar elindekini değerlendirmek isteyebiliyorlar. Elimizdeki cihaz da öyle güçsüz bir cihaz değil. Yani Galaxy S8 Plus geçmiş yılların amiral gemisi modellerinden bir tanesi ve halen de günümüzde gerçekten performansı olsun, kamerası olsun iş görecek, sizi üzmeyecek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Samsung'un kendi stok roomları, yani kutudan çıkarttığımız zaman Samsung One arayüzleri var. O arayüzünü kullanacağız. Şunu da belirtelim. Elimizdeki Galaxy S8 Plus Samsung tarafından Android 9 ile birlikte güncelleme desteğini sona erdirmiş durumda. Yani şu anda elinizde Galaxy S8 Plus modeliniz varsa biliniz ki Android 9 ile son bulmuş durumda güncelleme desteği. Yani daha güncelleme almayacak. Ama bizim elimizde gördüğünüz gibi Android 12 var. Custom room şöyle gördüğünüz gibi saf Android dediğimiz bir custom room Android sürümünü 6 yıllık S8 Plus'ta denemiştik. O videoyu da şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Hades room custom room'unu deneyeceğiz. Özellikle stock room arayüzüne sahip Samsung'un bütün servislerine erişebileceğiniz recovery moduna geçelim ve sonrasında da Hades room'u kurmaya başlayalım. Evet, TWRP'ye girdik. TWRP'miz güncel bu arada. Zaten TWRP nasıl güncellenir bilmiyorsanız şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. İlk olarak biçimlendiriyoruz, yani sıfırlıyoruz telefonumuzu. Temizliklerimizi yapalım. Type-C flash belleğimiz bulunuyor. Buna bütün yazılım detaylarını attık. Tüm linkler açıklama kısmında sizleri bekliyor. Yükleme kısmına geliyoruz. USB OTG'yi seçiyoruz depolama alanından ve... Şöyle bir detay var. V2.0 ve V3.0, yani versiyon 2, versiyon 3 var. Biz burada versiyon 3'ü kuracağız çünkü geliştiricinin son yaptığı güncellemeyi içerdiğini söyleyebiliriz. Yine güncelleme notlarını da açıklama kısmında paylaşacağım. Versiyon 3'ü flashlayacağım. Bismillah diyoruz ve flashlıyoruz. Evet, şu anda yükleme ekranına soktu bizi TWRP. Üst tarafta welcome diyor. Hoş bulduk kardeş. Şunu da belirtelim. Açıklama kısmında teknoloji.com'da bulabileceğiniz yazılım linki tek bir link olacak. Yani Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8'i desteklediğini zaten burada da görüyorsunuz. Tek yazılım linki olduğuna şaşırmayın çünkü zip dosyasını flashladıktan sonra her 3 cihazı da desteklediğini söyleyebiliriz. Diğer custom room Android 11, Android 12'deki gibi saf Android içeren Android custom roomlarında cihaz indirme linkleri değişebiliyordu ama bu biraz da stock room'u içerdiği için ve ek olarak da farklı bir custom room'u olduğu için bunu şaşırmamanızı söyleyelim. Next diyoruz. Uyarılar var. Güncelleme notlarını demiştim ya, aynı şekilde bakın mesela en son V3 bulunuyor burada. V3'ün fixleri var. Bayağı da bir şey düzeltilmiş. Devam diyoruz. Birçok ayar bulunuyor. Buraları herhangi bir değişiklik yapmadan atlayabilirsiniz. Başlama animasyonunu değiştirebilirsiniz. Samsung'un kendi Android 10'daki veya Android 9'dakini kullanabilirsiniz. Veya da Custom Room, yani Hades Room boot animasyonunu kullanabilirsiniz. Ben buraları hiç ellemeden devam diyorum. Ve burada ülkemizi seçiyoruz. Burada Türkiye'yi buldum. İleri dedikten sonra burada birçok özelleştirme bulunuyor. H ekran istemiyorum derseniz no H diyorsunuz. Ama şunu da belirtelim. Yani buradaki yaptığınız tüm ayarlar custom room başladıktan veya kullandıktan sonra tekrar yükleyemiyorsunuz. Yani keşke yükleseydim diyebilirsiniz ama yükleyemiyorsunuz. Bundan dolayı buraları kendinize göre gerçekten kararlı şekilde ayarlayın. Ben buraları da çok ellemiyorum. Not 10 sesleri, yani zil seslerini, bildirim seslerini gelsin mi? Gelsin. Not 9 istemiyorum. Burada font ve emojiler. Samsung'un kendi emojileri. Burada herhangi bir yine bir şeyler yapmak istemiyorum. Samsung'un One fontunu kullanacağım. Yani Samsung'un stock fontunu ve Google fontları diyoruz. LTE data ikon. Yani siz 4.5G'de internet kullanırken LTE mi yazsın veya 4G mi yazsın? 4G yerine LTE yazsın derseniz daha havalı duruyor. Daha Avrupa'yı duruyor birçok kullanıcı için. Ondan dolayı da LTE data ikonu işaretleyebilirsiniz. Güç menüsünde de bulunsun mu? Bulunsun. Yani basılı tuttuğumuz zaman kapatma, yeniden başlatma kısmında data ikonu bulunsun mu?
bulunsun. Burada seçili olanları kaldırmıyorum. Direkt olarak devam diyorum. Samsung'un en gereksiz tuşlarından bir tanesi olan Bixi. Samsung'un kendi asistanı tuşu var. Ses kısma, ses açma tuşlarının altında şurada. Bu tuşu stock room'larda Bixi tuşu olarak kullanıyorsunuz ama burada custom room olduğu için bunları özelleştirebiliyorsunuz. Ben Bixi tuşuna bastığım zaman kamera açılsın diyorum ve devam diyorum. Samsung uygulamaların hangileri yüklensin diyor uygulamalar arasında ve install diyoruz. Şu anda da kuruluma başladı. Tamamen kurdum. End diyoruz. Ön belleği bir temizleyelim tekrardan. Şunu da söyleyelim. Magix'i flashlayacağız çünkü custom room yüklediğimiz için bazen root'umuzu görmüyor. Root'u görmediğinden dolayı da Magix'i yüklememiz gerekebiliyor. Magix'in son versiyonunu yükleyeceğim. Flashladık Magix'i de. Evet, Magix'i de flashladı. Genel olarak bir temizlemek yapıyorum. Sistemi yeniden başlattım. Bu arada flash ateş gibi olmuş, sıcacık. Ve gördüğünüz gibi Hades'in kendi animasyonu bu şekilde. Evet, şimdi açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sistemimiz açıldı. Samsung'un standart, başlayalım mı? Başlayalım. Gördüğünüz gibi Samsung'un kendi arayüzü, One arayüzü bulunuyor. Android 10 bizleri karşılıyor. Videonun başında da dediğim gibi normalde Samsung Galaxy S8 Plus Android 9 ile birlikte güncellemesini bitirmişti. Arayüz bildiğimiz Samsung'un kendi klasik arayüzü şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın durum çubuğu bu şekilde. Birçok ayarları yine yapabiliyorsunuz. Güç modunda data ikonu da olsun dediğimiz olay bu. Gördüğünüz gibi normalde kapat, yeniden başlat ve acil mod bulunur. Ancak özelleştirebildiğimiz için mobil veri yani data ikonunda burada konumlandırılmış güç menüsünde. Diğer custom room'lardaki gibi şuraya bakalım, oraya bakalım diyebileceğimiz bir yazılım değil. Klasik Samsung'un kendi arayüzü ancak Android 10 ile birlikte geliyor. Yani eski bir cihaza güncel bir yazılım kurabiliyorsunuz. Bunu da kanıtlamış olduk bu video ile birlikte. Kilit ekranına geldiğimiz zaman Always On Display'de bulunuyor. Şu şekilde şöyle bulununu görüyoruz. Ek olarak başka nerelere bakabiliriz? Parmak izi çalışıyor mu? Bakalım arka tarafta. Evet, parmak izi de bu custom room ile birlikte de düzgün çalıştığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde parmağınızı okuyor. Bitti diyelim. Hatta şöyle deneyelim. Stabil de çalıştığını söyleyebiliriz şu şekilde gördüğünüz gibi. Aa, kameraya da bakalım hatta. Şu anda masamız yeşil zaten. Kamerada odaklama sorunu vesaire yok. Stabil çalıştığını da söyleyebiliriz kameranın. Ön kamerayı açıyorum bu şekilde. Net bir kamera performansı var. Video çözünürlüğünü de ayarlayabiliyorsunuz. Kamera da düzgün çalışıyor. Karanlık mod da düzgün çalışıyor. Ve dediğim gibi ilk başlangıç açısından güzel bir performans var. Çünkü bakın hatta şöyle yapalım. Ayarlara tıkladığımız zaman direkt olarak geliyor. Uygulamaları tıklıyoruz. Hemen geliyor. Stabil çalışıyor. Samsung'un o ağırlığı, hantallığı yok bu custom room'da. Güzel bir iş çıkartmış geliştirici. Geliştiricinin de ismini şuradan verelim ki kaynak açısından hem de teşekkürlerimizi iletelim. Birçok kullanıcı gerçekten kullanıyor bu Hades Room'u. Dediğim gibi açıklama kısmında link olacak teknoloji.com üzerinde bütün detayları, bütün her şeyi açıkladık. Ek olarak yorumlar kısmında da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince destek vermiş olacağız sizlere. Custom room'larla başladık. Daha fazla video gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsınız. Seviniriz. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.